Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü videomuzda Polonyalı efsane oyuncu Johannes Sukertort'un bir oyununu inceleyeceğiz. Rakibi isimsiz bir oyuncu. 1877 yılında Leipzig, Almanya'da oynanmış. Sukertort bu oyun oynandığı sırada 35 yaşında. 1842 ve 1888 yılları arasında yaşamış. Sadece 45 yaşında vefat etmiştir Sukertort. Polonya doğumludur ancak Avrupa'daki kargaşadan dolayı öncelikle Berlin'e, eski adı Prusya, şimdiki Almanya olan bölgeye göç etmiştir. Daha sonra da İngiltere'ye geçmiş ve İngiltere vatandaşlığına geçmiştir. Prusya'ya geldikten sonra burada tıp eğitimine başlamış üniversitede ancak eğitimini tamamlayamamıştır çeşitli sebeplerden ve burada Adolf Andersen ile tanışmıştır. Efsanevi oyuncu Andersen 1851 Londra turnuvasının galibi bildiğimiz gibi gayri resmi dünya şampiyonu olarak bilinmektedir. Andersen ile tanıştıktan sonra satrancını oldukça ilerletmiştir. Andersen ile de ikili maçlar yapmıştır. Devamında da İngiltere'ye geçmiştir söylediğimiz gibi. Pek çok dönemin kuvvetli ustasıyla ikili maçlar yaparak kendini geliştirmiştir. Tabi bunlar ünvan maçı değildir. O dönem çünkü dünya şampiyonluğu ünvan maçı yoktu. Andersen ile 1868'de Berlin'de oynamış, 8-3 kaybetmiştir. 1871 yılında tekrar rövanş yapmış ve 5-2 kazanmıştır Andersen'e karşı. Steinitz ile ilk şampiyonla gayri resmi bir maç yapmıştır. 9-3 kaybetmiştir bu maçı. 1880'de Fransız şampiyonu Rosenthal ile oynamış ve bu maçı kazanmıştır 12-6. Devamında 1881'de İngiltere şampiyonu Blackburn ile oynamış ve 6-2 Blackburn'a karşı da kazanmıştır. 1886 yılında ise resmi ilk dünya şampiyonluğu maçını oynamış William Steinitz'e karşı ve 10'a 5 kaybetmiştir bu maçı. Devamında da bir yıl sonra Blackburn'a karşı kaybetmiştir. 5-1 gibi net skorla ancak zaten dünya şampiyonluğu maçını kaybetmesinin temel sebebi de sağlığındaki bozulmadır. Zaten şampiyonluk maçından 2 yıl sonra vefat etmiştir 1888'de kalp damar yetmezliği yani günümüzde çoklu organ yetmezliği denilen sebeplerden dolayı böbreklerinde de sorun vardı. Damarlar da tıkalıydı ve 45 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Teoriye kazandırdığı açılış ekranda görüyorsunuz. Sukertort kol sistemi olarak bilinmektedir. Daha önce incelemiştik. Edgar Kol ve Johannes Sukertort'un sıklıkla beyazlarla tercih ettiği bu pozisyon. Sukertort kol sistemi olarak teoride yerini almıştır. Nasıl gelişiyor? Gösterelim. D4 hamlesine at F6, at F3 gelişim D5'ten sonra E3, E6 fili içeride bırakıyor beyazlar. Fil D3'ten sonra C5'e B3, at C6'dan sonra kısa rok, fil D6'dan sonra fil B2 ve kısa roktan sonra beyazların oluşturduğu pozisyona Sukertort kol sistemi ismi verilmiştir. Sukertort aynı zamanda genellikle bir C4 ve bir at F3 açılışlarını tercih etmiştir. Bu oyunda aslında onları görmeyeceğiz ama daha çok at F3 ve C4 ile bilinmektedir ve at F3 açılışı bazı kaynaklarda Sukertort açılışı olarak geçmektedir. Her ne kadar aslında Reti'ye ait olduğu söylense de Sukertort Reti'den 40 yıl önce bu açılışı denemiştir. Bir at F3 hamlesini ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Sukertort geriye dönük reyting hesaplarına bakıldığı zaman 1878-86 yılları arasında yaklaşık 56 ay boyunca 56 ay boyunca dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak göze çarpmaktadır reyting açısından. Zaten gerçekten döneminde çok kuvvetli bir oyuncuydu. Aynı zamanda simultane vermiştir körleme olarak ve 16 kişiye karşı oynamıştır. 11 galibiyet, 1 mağlubiyet, 4 beraberlikle bitirmiştir. Bunu 1879 yılında yapmıştır simultane gösterisinde. Dediğimiz gibi Sukertort'un en önemli başarısı tarihte 1883 yılındaki Londra'daki meşhur turnuvadır. Çift tur döner sistemle 14 usta çağrılmıştır ve 26 maç sonucunda 22 puanla zirvede bitirmiştir ve bu turnuvadaki başarısından dolayı turnuvayı birinci bitirdiği için ikinci olan Steinitz'le bir ünvan maçı yapma hakkı oluşmuştur. Aslında herkes Sukertort'un kazanacağını düşünüyordu ancak 3 yıl sonra sağlığı ciddi anlamda kötüleştiği için muhtemelen oyunu kaybettiğini düşünüyorum ben. Belki de bugün ilk dünya şampiyonu Steinitz değil Sukertort olabilirdi. Sukertort bu turnuvada Steinitz, Blackburn, Wienawer, Chigorin, Mackenzie, English, Rosenthal ve Henry Bird gibi dönemin pek çok kuvvetli oyuncusunun önünde turnuvayı bitirmeyi başarmıştır. Evet. Erken yaşta hayata gözlerini yuman Polonyalı efsane Sukertort. Bakalım bu oyunda neler yapmış isimsiz rakibi karşısında.
Evet, beyazlar Zükertort E4 ile başlıyor oyuna. Şah piyonu açılışı. Siyahlardan E5 simetrik devam yolu. At C3. Viyana açılışının belirleyici hamlesi. At F3 doğal gelişim yerine at C3'ten sonra F4 geliştiriyorlar. O dönem E4 E5'ten sonra F4 şah gambiti keskin açılışına siyahın D5 hamlesi. Falkbeyer karşı gambiti. Falkbeyer'in bulduğu hamle adeta şah gambitinin çürütülmesi gibi görülüyordu ve bundan dolayı da beyazlar genellikle Viyana açılışından sonra Viyana gambitini tercih etmiştir. Önce F4 sürmeden önce bir at C3, devamında F4 sürüyorlar. Böylece D5 piyonu artık at tarafından da tutulduğu için siyahın D5 sürüşü gelemiyordu. Şimdi devam edelim. At F6 gelişim F4. Şimdi Viyana gambiti gelmiş oldu. Piyon boşta. Piyonun alınması halinde tabii ki siyah piyon merkezden sapmış oluyor. Beyazlar merkezi ele geçirecek. Şimdi burada D5 yine gelebiliyor. Etkili bir hamle. Bunu gösterelim. Burada F alır E5 doğru hamle. At alır E4 var. At F3 gelişim. Çünkü vezir dikkat edin şah çekerek gelecekti. Hemen bu çaprazı atın tutması gerekiyor. Oysa oyunda F4'ten sonra D6 oynatmış. D6 koruma hamlesi biraz daha pasif ve şah filini zincirin içinde kısıtlamış oluyor. Şimdi buna at F3 gelişim, at C6 gelişim, fil C4. Bunun yerine fil B5 açmaz daha iyi olabilirdi. Fil D7 açmazı sonlandırınca D3 ile gelişim ve şimdi beyazın filleri çok daha etkili olurdu. Çünkü siyah filin biri görüyorsunuz şah fili piyon yapısından dolayı zincirin içerisinde kısıtlı kalmış olurdu. Fil C4 tabi dönemin anlayışına uygun. Daha agresif. C4 fili İtalyan açılışından biliyoruz bildiğimiz gibi. B5 ise İspanyol fili olarak adlandırılır ve daha konumsal pozisyonlara götürür oyunu. Dolayısıyla C4 biraz daha F7 piyonuna baktığı için Zükertort tarafından tercih edilmiş. Şimdi fil G4 karşı açmaz. Bunun yerine yine at alır E4 ile piyonu alsaymış. Çatal numarasına taşını geri alabilmek için. At alır E4'e D5 çatal numarası. Piyon çatalıyla siyahlar aleti geri alıyor. Şimdi fil D3 çekince D alır E4, fil alır E4, E alır F4'ten sonra yine siyahın fazla piyonu çok kötü bir yerde zaten birazdan düşecek. Beyazın rok hamlesi ve merkeze piyon getirmesinden sonra bu piyona sarılması çok mantıklı olmaz siyahların gelişimde geri olduğu için. Hemen hemen eşit bir konum oluşurdu tahtada. Fil G4 açmazdan sonra ise Zükertort rok atmış. Yine burada fil B5 açmazla devam edebilirdi. E alır F4'e D4 merkezi ele geçirdi ve şimdi filin yolunu açtı. Piyonu istiyor. A6 ile fili sorgulayınca filden vazgeçerdi. Tempo ile şah çekerek ve F4 piyonunu alırdı. Oluşan pozisyonda siyahta fil çifti var ama siyahın statik zayıflığı var. A6'daki izole piyon ve C hattındaki duble piyonlar beyaza avantaj vermekte. Şuradaki açmazdan çekinmeyelim. Açmaza tekrar yüklenemiyor. Zaten roktan sonra kale atı tutacağı için vezir D3'e rahatlıkla gelebiliyor beyazlar ve oyun sorunsuz şekilde devam ederdi. Şimdi roktan sonra ise fil E7 gelişmiş. Fil E7 yerine burada E alır F4 ile merkezdeki piyonu almayı tercih ediyor bilgisayar. D4 ile merkeze piyon getirip F4 piyonunu isteyince şah gambitinin fikri şudur. F hattını açmak. Beyazlar F hattını açmak ister. Siyahlar da F hattını kapatmak ister. Beyazın amacına ulaşmasını engellemek için. G5 ile piyona sarılabilirdi siyah. Vezir D3 açmazdan çıktı. H3 tamamen korudu piyonları. H5 düzeltiyorum. H6'ya H3. Şimdi fil H5 kaçınca fil B5 yine açmaz oluşturdu. At D7. Bu atın alınıp piyon yapısının bozulmasını önemsemiyor. Sonuçta siyahta fil çifti kalacak yine. Diğer varyantlarda olduğu gibi. Şimdi G3 parçalama hamlesi. F alır G3'ten sonra. At E2. Fil G6. Beyaz şahın önü biraz açıldı gibi ama siyah şah da merkezde olduğu için şu anda tam bir üstünlük yok her iki taraftan da. At alır G3'ten sonra. Fil G7 uzun çapraza yerleşirdi. At F5 zıplama. Fil alır F5. E alır F5'ten sonra şimdi şah merkezden kaçmalı artık. Önü açıldı. Kısa rok. C3 gelişim. Piyonu tuttu. At F6'dan sonra. Şah G2 H3 piyonunu tutmuş oldu. Şah A6 fili sorgulayınca fil A4 geri dönerdi. Çok karışık bir pozisyon. Yani bilgisayarın önerdiği varyant gerçekten insan tarafından oynanacak bir varyant değil bunlar. Dolayısıyla siyahlar daha doğal olan fil E7'yi tercih etmiş. Rokuna hazırlık yapıyor. D3 sağlam oynuyor şimdi Zükertort. E4 piyonunu
desteklemiş oldu. Ve burada at h5 hatası geliyor siyahlardan. Burada piyon kaybettiriyor bu hamle. Neden? Eğer f4 yine alınmalıydı. Fil f4'ten sonra at d4 zıplardı. Açmaza baskı. Şah h1. Köşeye gitti şimdi şah. Şu anda henüz bir şey olmuyor atın alınması halinde. 3 taş tutuyor. Şimdi c6'dan sonra at e2. Siyah da meydan okudu. At alır f3'ten sonra gf3. Fil geri dönünce de oyun normal şekilde devam ederdi. Şimdi at h5'ten sonra ise Zukertort'ta f alır e5 oynamış. Burada Zukertort'un birazdan yapacağı bir hamle var. Bilgisayar onu öneriyor. Fil alır f7, fil fedası. Madem ki c4'e fil geldik, f7'den patlatabilir zamanı gelince. Şah alır f7'den sonra, ki almasaydı zaten piyon kazanıyordu ve aynı zamanda dönüp atı da alabilirdi. Sorun yok. Beyaz fil açısından gayet iyi olurdu. Hem piyon kazanıyor hem rokunu bozuyor. Şimdi at g5. Böylece görüyorsunuz g4'teki fil korumasız olduğunda açmaza karşı en iyi savunma nedir? Açarak saldırıdır. Açarak saldırı hamlesiyle beyazlar şimdi siyah fili düşürmek istiyor. Siyah şaha geri dönünce vezir alır g4. At f6 geri dönüp vezire basınca vezir e6 girerdi. Ve beyazın pozisyonu gayet iyi olurdu. F alır e5'ten sonra ise şimdi siyahtan yine at e5 hatası geliyor. Onun yerine artık rok atıp devam etmeliydi. Buna aşuşla fili sorgulayınca fil e6 geri dönüp filleri kesmek isterdi. Fil alır e6. F alır e6'dan sonra at h2 çeker, kaleleri de kesince kale f1, at f1'den sonra şimdi g6 siyah atı desteklemiş oldu ve aynı zamanda yer açtı ata geri dönebilmesi için g7 karesinde. Buna e alır d6'dan sonra c alır d6, fil e3 gelişim ve oluşan pozisyonda yine beyaza hafif üstünlük veriyor. Ancak at alır e5 hatasından sonra beyazlar pek çok açılıştan gelebilecek, özellikle legal tarafından meşhur edilmiş olan meşhur legal matındaki hamleyi yapıyor. At alır e5. Vezir fedası. Öncelikle oyunda veziri almış. Ama almamış olsa bir kez şu an at alır e5'ten sonra beyazlar alet önde. Atı alacak olsa fil geri gidiyor. Alet önde. Fili kaçsa, atı geri dönse, ki dönmeye bile gerek yok. Fil alır f7 var. Şu an üçlü baskı var. F7 karesinde görüyorsunuz. İnanılmaz yıkım var burada. Dolayısıyla veziri kabul etmese yıkım var. Veziri kabul edince de başka bir yıkım oluyor. Nasıl oluyor? Gösterelim. Fil alır d1'den sonra. Fil f7 şah. Şahın tek hamlesi f8. Fil alır h5. Açarak şah. Ve şimdi burada şah g8'e gidebilir ya da fil f6 perdeleyebilir. Oyunda fil f6 oynamış. Şah g8 gitseydi biraz daha iyi olabilirdi. Fil f7 şah. Şah f8. Fil b3 yine açarak şah. Şah e8'e. Bu sefer at f7 girerdi çatalla, vezir kaçınca at alır h8, fil h5. Filini geri döndüğü zaman tahtada materyal açısından şunu görüyoruz. Kale ve iki fili eşitlediğimiz zaman siyahın vezirine karşı beyazın iki atı, kalesi ve bir de piyonu var. Dolayısıyla beyazlar materyal açısından çok üstün ve siyah şah da şu an henüz merkezde. Eğer rok attırmazsa çok iyi pozisyonda kalacağı kesin beyazların, her ne kadar gelişmemiş kalesi fili olsa bile. Çok fazla taş olduğu için vezire karşı beyazların pozisyonu daha oynanabilir diyebiliriz. Ki bu en iyi savunmaydı tabi. Oyundaysa açarak şaha, şah g8 yerine fil f6 perdelemiş ve kale alır f6 oynamış. Çift ünlem kale fedası. Ve gf6 oynamış. Yine burada şah g8 dönseydi fil f7 şahtan sonra şah f8'e kaleyi f5'e çıkardı artık. Çünkü açarak şahlarda kale boşta piyon alıyordu. Şimdi c6'ya at d7 şah, vezir alır d7'den sonra fili açıyordu. Bu sefer açarak şahla veziri kazanırdı. Fil alır c2'den sonra kale f2 geri dönünce fil alır d3'e. Oluşan pozisyonda bu sefer beyazın materyal açıdan çok daha fazla üstünlüğü var. Çok rahat bir oyun beyazları bekliyordu. Dolayısıyla bu sefer artık şah g8 öncekinden daha kötü pozisyonda bıraktığı için kale f6'ya bu kaleyi almış siyahlar. Alınca da fil h6 şah gelmiş ve burada yine şahın e7 ya da g8 hamleleri var. Şah g8'e oyun zaten hemen biterdi. Fil f7 mat. 3 hafif aletin işbirliğiyle müthiş bir mat olurdu. Şah e7 oynanmış oyunda. Buna at d5. Legalde olduğu gibi bakın atlar ve filler inanılmaz saldırıyor. Hafif aletler. Şah e6'ya fil f7 şah. Şah alır e5. Bunların hepsi zorunluydu siyahların. Ve burada beyazın hamlesine siyahlar artık terk ediyor. Beyazın hamlesi c3 basitçe ve fikir fil f4 mat etmek.
C3'ün fikri neydi? Siyah şahın D4'ten kaçmasını engelliyor şu anda. Ve fil F4 mat hamlesine hiçbir çare yok. Siyah ne oynarsa oynasın fil F4 mat var. Örneğin F5 sürsün fil F4 mat gibi. Başka bir hamleye de zaten fil F4 mat var. Dolayısıyla C3 hamlesinden sonra siyahlar oyunu terk etmiş ve Zukertort'tan parlak bir zafer diyebiliriz. Agresif, atak ve saldırgan bir oyuncuydu. Tarzı gerçekten çok iyiydi. Ancak erken yaşta hastalanıp vefat etmesi, dediğimiz gibi, belki de satranç tarihinde Zukertort isimli bir şampiyonun yer almasını engellemiştir diye düşünüyorum. Çünkü oyunlarına baktığım zaman gerçekten gerek ikili maçlarda gerek turnuvalarda oldukça başarılı bir oyuncu. Tam bir maç oyuncusu diyebiliriz Zukertort için. Evet. Bugünkü videoda ilk dünya şampiyonluğu maçını yapmış ancak şampiyon olamamış ve tarihte iz bırakmış Zukertort'u incelemek istedim. Beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. 1000 aboneyi geçtik desteğinizle. İlk hedefe ulaştık. İkinci hedefimiz 10.000 abone. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.